Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ince zarlarda girişim hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bu ismin ne anlama geldiğini düşünelim. Biraz anlatım bozukluğu var gibi durmuyor mu? Zar kelimesi zaten bir şeyin çok ince olması anlamına geliyor. Dolayısıyla ince zar derken bir şeyin çok çok ince olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Bu durum doğal bir şekilde meydana gelebilir. Dışarıda yağmur yağdığı zaman yerlerde su birikintileri oluşur ve yol üzerinde önceden kalan yağ tabakası suyun üzerinde yüzer. Bu tabaka genellikle çok incedir. Başka bir deyişle suyun üzerinde çok ince bir tabaka halinde az miktarda yağ bulunur. O zaman buradaki kalınlığa T yazabiliriz. Peki, görmediğimiz halde bunun ince olduğunu nasıl biliyoruz? Bu tabakanın var olduğunu biliyoruz. Çünkü suya baktığımız zaman bazen suyun üzerinde renkli bir desen görürüz değil mi? kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil renk kümeleri veya çizgiler halinde suyun üzerinde bir sürü renk olur. Bu durumun oluşmasını ince zarlarda girişim sağlar. Bunu aynı zamanda baloncuklarda da gözlemleyebiliriz. Mesela çocukların üfleyerek baloncuk çıkarttığı oyuncakları düşünün. Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor? İlk olarak ışık geliyor. Bu güneşten veya herhangi bir ışık kaynağından geliyor olabilir. Yüzeye kadar geliyor. Bu sadece bir ışık ışını girişim oluşturmak için birden fazla ışık ışınına ihtiyacımız var. Peki ışın yağ değdiği zaman ne oluyor? Bir kısmının yağın yüzeyinden geri yansıması gerekiyor. Yani kendi üzerinden geçerek bir yansımaya uğrayacak. Ama şimdi burada kendi üzerinden yansımasını çizersem şekil çok karmaşık olur. O yüzden hemen yanına çizeceğim. Ama bilin ki eğer ışın bu şekilde dik olarak yüzeye geliyorsa kendi üzerinden geçerek geri yansıyacak. Buna birinci ışık ışını diyelim. Ama ışığın yaptığı tek şey bu değil. Evet, bir kısmı yansıyor. Ama bir kısmı da yağdan içeriye doğru giriyor. İnce zarda girişim olması için zar yarı saydam olmalı. Yani ışığın geçmesine izin vermeli. Sadece yansıtması değil, aynı zamanda ışığı geçirmesi gerekiyor. Şimdi ışık ışınının bir kısmı içeriye gitmeye devam ediyor. Aynı bu şekilde. Peki bu durumda ne oluyor? başka bir yüzeyle karşılaşıyor. Işık her zaman iki ortam arasındaki başka bir yüzeyle karşılaşırsa bir kısmı geri yansır, bir kısmı da yansımadan devam eder. Dolayısıyla bu durumda ışığın bir kısmı bu yüzeyden geri yansıyor. O zaman burada bir yansıma var. Bir de yukarıda bir yansımamız var. Bunların her ikisi de yansıma. Aynı şekilde buradaki ışığın da bir kısmı kendi üzerinden yansıyacak. Ve yine doğrudan ışığın üzerine çizmeyeceğim. Şöyle yanında göstereceğim ki daha düzgün görebilirim. Geri yansıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Ve şimdi bunlar üst üste geliyor. Birinci dalga ve ikinci dalga üst üste geldiği için gözlerimiz girişim olayını görebilecek. Çünkü her iki dalga da gözümüze ulaşıyor. Bunlar yapıcı veya yıkıcı olabilirler ve dalga boylarına bağlı olarak burada farklı renkler görebiliriz. Burada bulmak istediğimiz şey de bu. Yağ kalını ve gelen ışığın dalga boyu, girişimin yapıcı veya yıkıcı olmasını veya her ikisi de olmamasını nasıl etkiliyor? Bunun için şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikle bildiklerimizden uzaklaşmayacağız. Bildiğimiz şu, yapıcı girişimi elde etmek için iki ışık ışınına ihtiyacımız var. Ve bizim için önemli olan yol farkı. Eğer yol farkı 0, lambda ya da herhangi bir tam sayı lambda ise buna istersek m lambda da diyebiliriz. O zaman yapıcı girişim elde ederiz. Ve yol farklı buçuklu lambda olduğu zaman yani yarım lambda, bir buçuk lambda gibi buna istersek m artı yarım lambda da diyebiliriz. Bu durumda yıkıcı girişim elde ederiz. Aslında buralar eşittir değil de belirtir anlamında yani girişimin türünü belirtir. Ama dikkat edin, bu kısım bazen garipleşebiliyor. Bu ikisi eğer aralarında pi kadar faz farkı varsa yer değiştiriyor. Dalgalardan birinde pi kadar faz farkı olursa ve diğeri uğramazsa ikisinin yerleri değişir. Hatırlayın, hoparlörlerin arasındaki kabloların yerlerini değiştirmiştik. Şimdi de hoparlörlerden çıkan ses dalgası bu şekilde geri gelmek yerine şu şekilde gelsin. Eğer bunları üst üste getirirseniz yapıcı ve yıkıcı değerleri yer değiştiriyordu. Neden böyle olduğunu unuttuysanız geri dönüp dalga girişimi videosunu izleyebilirsiniz. Durumu şartlı bir cümleyle ifade edersek tam dalga sayı boyları varsa yapıcı, buçuklu dalga boyları varsa yıkıcı girişim oluşuyor diyoruz. Tabi eğer aralarında pi faz farkı yoksa, eğer ikisi de pi kadar kaymışsa bu durum hala geçerli olur. Ama eğer sadece biri pi kadar kaymışsa bu bağıntıların yerlerini değiştiriyoruz. Ve buçukluğu dalga boyları yapıcı, tam sayı dalga boyları ise yıkıcı girişim oluşturuyor. Peki burada da böyle bir durum gerçekleşiyor mu? Pi faz farklarını hesaba katmamız gerekiyor mu? Çift yarıkta gerekmiyordu hatırlarsınız. Çift yarıkta böyle bir durumu düşünmemize gerek yoktu. Çünkü sadece bir dalga geliyordu ve oluşan iki dalga aynı dalgaya aitti. Bu sayede başlangıçta aynı fazla olduklarını biliyorduk. Peki, ince zardaki bu dalgalar için ne söyleyebiliriz? Aralarında pi-faz farkı olabilir mi? Evet, olabilir. Yansıma olduğu her an pi-faz farkı görülebilir. Bu kısmı tekrar ediyorum. Işığın yansıdığı her an faz pi kadar kayabilir. Bunu nasıl biliyoruz? Bu durumun oluşması dalganın bulunduğu ortamdaki ile ilgili. Diyelim ki dışarısı hava olsun. Işığın havada belli bir hızı var. Işığın havadaki hızı vakumdaki hızıyla neredeyse aynı. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Havadaki hızını V hava olarak gösterelim. Aynı şekilde ışığın yağ içinde de belli bir hızı var. Buradaki V yağ daha az olacak. Ve diyelim ki V yağ 2,7 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olsun. Ve yine aynı şekilde ışığın suda ilerlediği belli bir hızı olacak. Ona da diyelim ki bu sefer uydurmamız gerekmiyor. Çünkü biliyoruz sudaki hız yaklaşık olarak 2,25 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Peki bu hızları bildiğimize göre pi faz farkı olup olmayacağını nasıl belirleyebiliriz? Şu şekilde bulabiliriz. Işık ne zaman daha yavaş ilerlediği bir ortamda yansırsa pi faz farkı olur. Bununla ne demek istiyoruz? Dışarıdaki ışık havanın içinde ilerliyordu ve daha yavaş ilerlediği için bir maddeye çarparak mı yansıdı? Gelirken havadaydı. Gayet hızlı geliyordu. 3 çarpı 10 üzeri 8 kadar. Yağa çarpıp yansıdı. Yani daha yavaş ilerleyeceği bir ortamdan yansıdı. Öyleyse buradaki yansımada pi faz farkı olur. Bu yansımada faz pi kadar kayar. Işığın yüzeye ilk temas eden noktası tepe noktasıysa yansırken çukur noktası olarak yansıyacak. Eğer bu nokta yukarıya giderken gelmiş olsaydı aynı nokta aşağı giderken yansıyacaktı. Yani fazı 180 derece ya da pi kadar kayacaktı. Peki aşağıdaki bu noktada ne olur? Daha yavaş ilerlediği bir ortamda mı yansıdı? Evet, ilk olarak yağdaydı, sonra suda ilerlemeye başlayacaktı. Işığın sudaki hızı yağdaki hızına göre bu örnekte daha yavaş olduğu için yani normalde öyle olmaz ama burada öyle olsun. Burada da pi faz farkı görülecek. Aynı şekilde tepe noktası olarak geldiyse çukur olarak yansıyacak. Bunun yukarıdaki durum için anlamı ne oluyor? Eğer her ikisi de pi kadar kaydıysa sanki hiçbirinin fazı kaymamış gibi düşünebiliriz. Her ikisini de ters döndürürsek her şey yine yolunda gider her şeyi yine eski haline getirmiş oluruz. O zaman durumların yerini değiştirmemize gerek kalmaz. Eğer su dışında başka bir sıvı kullanmış olsaydık ve ışığın bu sıvıdaki hızı 2,25 yerine mesela 2,85 çarpı 10 üzeri 8 olsaydı yukarıdaki yansımaya herhangi bir etkisi olmayacaktı. Burada yine pi faz farkı olacaktı. Önce havadaydı ve daha yavaş ilerlediği yağdan yansıdı. Yani ışık yağın içinde havaya göre daha yavaş ilerlediği için fazı pi kadar kaymış oldu. Ama şimdi aşağıdaki yansımada yağdaki bu ışık ışını sıvıya geçecekti. Yani içinde daha hızlı ilerleyebileceği bu sıvıdan yansıyacaktı. Peki bu sefer fazı pi kadar kayar mı? Hayır bu sefer faz farkı görülmez yansıyan ışık ışınlarından sadece bir tanesinin fazla pi kadar kayar. Ve eğer böyle bir durum olursa yalnızca bir ışık ışını pi kadar kayıp diğerleri kaymazsa işte o zaman yukarıdaki durumların yerlerini değiştirmemiz gerekir. Ve buçuklu dalga boyları yapıcı, tam sayı dalga boyları ise yıkıcı girişimleri verir. Şimdi burada ne demek istediğimi daha açık bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Önce şunları bir sileyim. Elimizde öyle bir ortam olsun ki ışık üstteki ortamda daha yavaş, alttakinde ise daha hızlı ilerlesin. Eğer hızlı ortamdan yansırsa pi faz farkı görülmez. 180 dereceye faz farkı görülmez. Ama eğer hızlı ortamdayken yavaş malzemeden yansırsa o zaman fazı pi kadar kayar. 180 derece faz farkı görülür faz farkı olup olmadığını bu şekilde belirliyoruz. Yani ışığın daha hızlı bir ortamdan mı yoksa daha yavaş bir ortamdan mı yansıdığına bakıyoruz. Her iki durumda da aynı soruyu sormamız gerekiyor. Yavaştan hızlıya mı geçti yani hızlıdan mı yansıdı yoksa yavaştan mı yansıdı? Daha hızlıdan yansırsa pi kadar bir fark olmaz. Daha yavaştan yansırsa pi faz farkı olur. Pi faz farkını bu şekilde belirliyoruz. Şimdi buna geri dönelim. Burada birkaç detay var. Doğruyu söylemek gerekirse, insanlar genelde ince zar konusunda sorun yaşıyor. Mesela pi faz farkı olup olmadığını bulmak pek sevilen bir şey değil. Gerçi kuralı bildikten sonra aslında o kadar da zor değil ama neyse. Ama burada bir sorun daha var. Delta x ne? Delta x'in ne olduğunu hiç söylemedik. Kalınlıkla bir alakası olmak zorunda mı? Her iki dalganın da birleşik bir şekilde büyük bir dalga olarak geldiğini hayal edin. Her ikisi de başlangıçta burada olsun. Her ikisi de bu mesafeyi alacak. Birinci dalga yansıyıp yalnızca bu kadarlık bir yol kat edecek. İkinci dalga da aynı yolu gidecek ama bunun için önce ince zardaki bu yolu gitmesi gerekecek. O zaman ikinci dalganın birinci dalgaya göre aldığı fazladan yol sadece T olmayacak. İnsanlar genelde bu noktada hata yapıyor. İnce zardaki delta x'in T olduğunu düşünüyorlar. Hayır. İkinci dalga önce aşağı, sonra yukarı gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 2T olması gerekiyor. Bu kısım ince zarlarda girişim için çok önemli. Yani yol farkı her zaman 2T olacak. O zaman yukarıdaki delta x'in ne olduğunu artık biliyoruz. İnce zarda her zaman ince zar kalınlığının 2 katına eşit olacak. Öyleyse buraya 2T yazabiliriz. Durumumuzu işte bu şekilde ifade edebiliriz ince zarda görülen şekliyle girişim böyle oluyor. Çift yarıkta delta x, d sinüs teta idi. İnce zarda ise delta x yani yol farkı 2t oldu. İşimiz biraz daha basitleşti. Hala hesaba katmamız gereken faz farkı var ama en azından delta x'i kolayca bulabiliyoruz. Evet, bu o kadar da kötü değil değil mi? Düşmemiz gereken başka bir şey kaldı mı? Evet, son bir şey daha kaldı. Onu da bir sonraki videoda inceleyeceğiz.